15 Eylül'de Moldova'nın başkenti Kişinev'de İçişleri Bakanlığı binasını yerleştirilen haçın kaldırılması talep edildi. Ayrımcılığı Önleme Konseyi haçın konulmasını ayrımcılık olarak belirledi. Ve Sarabia Metropolitanı Petro bu kararı protesto ettiğini ve haçın kaldırılmasını talebini kınadığını ifade etti. 15 Eylül'de Moldova'nın Kişinev şehrindeki İçişleri Bakanlığı binasına bir haç yerleştirilmişti. Törene katılanlar arasında o dönemin İçişleri Bakanı Andrei Nastase, Kişinev ve Moldovya'daki Rus Kilisesi'nin tüm Moldovyalıların Metropolitanı Kardinal Vladimir ve Kişinev ile Moldovya'daki Romen Kilisesi'nin Besarabya Metropolitanı Kardinal Petru vardı. Moldovya Newsmaker'ın haberine göre bu ay Moldovya'daki ayrımcılığı önleme ve ortadan kaldırma konseyi, haçın konulmasını ayrımcılık olarak belirledi ve İçişleri Bakanlığı'nın mevcut yönetiminin haçı kaldırmasını talep etti. Besarabya Metropolitanı Petru bu kararı protesto ettiğini ve haçın kaldırılmasını kınadığını ifade etti. Konsey personeline göre haçın kaldırılmasını talep etme kararı, kurumla ilki şikayetle birlikte temiz edilince ve Bakan Nastase'nin açılış törenindeki konuşmasından sonra verildi. Nastase açılış töreninde, İçişleri Bakanlığı bir Hristiyan ordusudur ve polis, jandarma ve kurtarma ekipleri Tanrı'nın ve kutsal haçın gücü olmadan güçsüzdür şeklinde vurguladı. Konsey bu konuşmasını dini görüşleri empoze etme girişimi olarak gördü. Konsey ise karar metninde bu tür sembollerin reddedilmesi devlet yapısının tarafsızlığını koruyacaktır diye belirtti. Metropolit Petro Nastase'nin Tanrı olmadan hiçbir şey yapılamayacağı yönündeki açıklamasını tam olarak desteklediğini ve bütün bakanlarla üst düzey yetkilileri Ortodoks değerlerini desteklemeye çağırdığını belirtti. Metropolit Petro yazısında haçın Moldova bayrağında resmedilmesine atıfta bulunarak Hiçbir demokratik devlette nüfusun %95'inden fazlasının inandığı ve haçın da ulusal bir sembol olduğu ulusal bir değeri teşvik ettiğiniz için özür dilemek zorunda değilsiniz dedi. Metropolit Petro tüm inananları her Ortodoks ayininde olduğu gibi tüm sivil makamlar ve ordu için dua etmeye çağırdı ve tanrının ulusu koruması için dua ettiğini söyledi.